O zaman işte bu eseri, bu çalışmayı bekleyen tüm İsmail Turut hayranları için armağanımız olsun. Plan yapmayın, plan. Son albümde çok istek alan şarkıları vardı. Özellikle plan şarkısı. Son zamanlarda tabii ki bu yaşanan olaylarla beraber bayağı bir yoğun bir talep var. Hatta aşırı diyebilirim yani. İsmail Türüt'ün şarkısını internette duydum, beğendim ve almaya geldim. Bence Hrant Dink olaylarıyla hiçbir alakası yok. İnsanların olayı büyütmemesi gerekiyor. Tepki göstermek gerekiyor. Çünkü kısa süre önce bu ülkenin on binlerce, yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın tepki gösterdiği bir cinayete, bir katliama açık destek veriyordu. Katliamcıları övüyordu. Kayıt var. Yani bir şekilde adamı kendi halk içinde böyle düşmanlığı, kini, bir başkasını aşağılayan bir şeye dönüşmüşse geri adım atmanın insani olarak da yapılması gereken mesela kaseti piyasadan çekmek ve bu iş yanlış anlaşılmıştır deyip özür dilemek gerekiyor. İnceltin işini düşünsene. Demek ki bir problem var. Var demek ki. Sesli bir şey. Evet. Karşı tarafa da saldırıyor yani. Doğru. Nasıl şöyle biraz? Şiirleri var değil mi? Şiirleri var. Evet. Benim demek istediğim meydanda ben bunu demek istedim. Ama birileri diyor ki hayır, siz bunu değil bunu demek istiyorsunuz. Yani bu niyet okuyuculuğuna anlam veremiyorum. Türkiye'yi geriye çeksin diyorlar. Asla 40 tane kellemun 40'ını da kestaner. Doğru azener. Bir sözü değil, bir harfinden rahatsız değilim ya. Ne yap benim sözüme ne var? Ben neyi kışkırttım? Kim benim yüzümden, kimin burnu kanadı? Söyledikleri gibi yanlış anlaşıldıysa bir şey demiyoruz tabii ki ama ne düşüncelerle söylediler tabii ki onlar kendi işlerinde bunun yargısını yapıyorlardır herhalde. Ne bileyim biz yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Bu problemsiz bir şekilde